Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda C# içerisinde benim magic olarak adlandırdığım bazı keywordler ve bazı feature'lardan, özelliklerden bahsedeceğim. Bazı kelimelerimiz var. C# içerisinde gelen keywordler var. Bunları kullanacağız. Ve bunların hemen hemen hayatımızda nerelerde kullanılacağını biraz göstereceğim. Hepsine çok fazla ihtiyacımız olmayabilir ama dediğim gibi bunlar magic. Bunları kullanmanın ekstra bir havası, bir cool'luğu olabilir. Kullanmıyor olmanın zararı genellikle olmuyor. Birkaç tanesi hariç belki. Öncelikle bir soru sorarak başlamak istiyorum. Hemen 2-3 satır kod yazacağım şimdi buraya. Integer min value diyelim. Integer klasının min value isminde bir tane değeri var. Ve bu integer tipinden bir değişkenin alabileceği en küçük değeri ifade ediyor. Aynısının bir de tabii tahmin edebileceğiniz gibi maksimumu var. Int nokta maksimum value. Bunları yazdıralım bir ekrana değerlerini görmek için. Min diyelim. Min value. Şuraya da max. Max val diyelim. Min val tabii ki bu. Şöyle hemen şurayı bir temizleyip .NET Run diye çalıştıralım uygulamayı. 3, 6, 9, 10 basamaklı. 2 küsür trilyon galiba. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar, milyarlar. Klasik birinci sınıf matematiğiyle. 2 milyar 147 milyon 483 bin 648 eksi ile artı 2 milyar 147 milyon 483 bin 647 arasında değerler olduğunu görüyoruz. Minimumunu ve maksimumunu. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Desem ki minval eksi eksi veya maxval artı artı. Bu eksi eksi ve artı artının ne olduğunu biliyoruz. İki tane eksi olduğu zaman bunun değerini bir azaltıyor. Bu ikinci eksi yerine şöyle dersem, eksi eşittir dersem kendisini 2 azaltmış oluyor. Ben şöyle bir azaltacağım. Yani minimum aldığı değerin bir altı var mıdır? Zaten minimum ya bu. Bunun altına çıkınca ne olur? Ya da tam tersi. Bir integer değişkenin alabileceği maksimum değeri atamışken ben bunun değerini bir arttırırsam ve bunu yazdırırsam karşıma ne çıkar? Nasıl bir şey çıkar? Hiç düşündünüz mü? Cevap veremediyseniz uygulamayı çalıştırıp sonucuna bakalım. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bakın minimum maksimum oldu. Yani şurada minimumu yazdırmıştık. Minimum buydu. Ben minimumu bir azaltınca bakın alabileceği maksimum değere döndü. Maksimumu bir artırınca da alabileceği minimum değere döndü. C# içerisinde bu durum özellikle bu şekilde default olarak belirtiliyor. Aritmetik işlemler yaptığımız zaman bu artı işaretini, eksi işaretini, çarpı veya bölü işaretlerini kullanıyor olduğumuz zaman bir overflow hatası fırlatmamasın diye bu şekilde default olarak false olarak geliyor bu özellik. Biz eğer aritmetik işlem yaparken hata almıyor isek bu o özelliğin kapalı olmasındandır. O özelliği açıp kapatabiliriz. Bu özelliği açmak yerine sadece kullanacağımız işlemler içinde bazı keywordleri kullanarak yine bunların hata alıp almamasını sağlayabiliriz. Bakın normal şartlarda ben integer'ın maksimum alabileceği bir değerin şu, bunun bir fazlasını atadım üstüne. Normal şartlarda şöyle bir şey yapabilir miyim mesela? Long A1 diye bir değişkenim olsun. İçerisine bir değerini atayım. Şöyle. Sonra bir tane de integer A2 diye bir değişkenim olsun ve bunu A1'e atamaya çalışayım. Bakın burada hata veriyor zaten derleyicinin kendisi. Eşitliğin sağ tarafı long, sol tarafı integer. En fazla integer'a kestedir kullanabilirim. Peki ben burada şimdi A2'yi yazdırsam. A2'yi yazdıralım mesela. Bakın A2'nin içerisinde 1 var. Bu her ne kadar long da olsa ben buna long'un maksimumunu atayım mesela. Tekrar çalıştırıyorum. Long'un maksimumu buraya geldiğinde bunu integer'a kestedeceğim zaman integer'ın alabileceği kapasiteden fazla olduğu için bu her ne kadar ben burada bunu kestediyor olsam da
integer'ın maksimum alabileceği değer yerine burada eksi 1'i gönderdi benim için. Çünkü bunu atadığım değer aslında bir long değer. Burada hata fırlatmamasının sebebi dediğim gibi o özelliğin kapalı olmasındandır. Özelliğe geçmeden önce burada hata fırlatılmasını nasıl sağlayabilirim peki? Checked isminde bir tane keyword'ümüz var. Burada bu süslü parantezler içerisinde eğer bu aritmetik işlemleri yapıyorsam ve bir overflow hatası, overload hatası alıyor isem bu checked'in içerisinde gerçekleşen işlemlerde hata fırlatılacak. Şöyle ekranı temizleyeyim. Şunu da silelim. Şurada da geri dönelim tekrar yazdırabilmek için. Şimdi uygulamayı tekrar çalıştırıyorum. Bakın hata aldık. Overflow exception. Arithmetic operation. Aritmetik işlemler yapıldığında checked ile kontrol edersem eğer burada aritmetik bir işlem olduğunda C# benim için bu hatayı fırlatıyor. Bir de bunun unchecked'i var. Bu da tam tersi aslında. Default olarak gelen de bu. Eğer burada bir aritmetik işlem hatası varsa bu hatayı yutuyor bizim için. Çalıştıralım. Bakın herhangi bir şey yok. Aritmetik hata dedim. Throw'nu new exception desem mesela. Burada ne yapacak? Bakın burada exception'ı aldım. Sistem exception'ı fırlattı. Buradan doğan bir overflow hatası olmadığı için yuttu. Şunu fırlatsam peki? Tahmininiz var mı? Bunu da yutacak mı? Yutmadı. Bunu ben fırlattım. Bu custom olarak fırlatılmış bir overflow exception. Aritmetik işlemler yapılırken ortaya çıkan bir exception değil. O yüzden bunu da fırlatıyor. Bu unchecked ve checked'in eğer proje dosyasına gelirseniz şu şekilde kullanımı var. Check overflow, check for overflow underflow. Check for overflow underflow özelliğini eğer true yaparsanız bu aslında buradaki checked yerine geçiyor. Yani ben şimdi en başa dönersem normalde bunu yaptığımda hata almamıştım. Ama buradaki değişkeni true olarak işaretlediğim için burada şimdi hata alıyor olmam gerekecek. Bakın aldım. Tam tersi default değerine döndürürsem, false yaparsam veya bunu silersem buradan bu sefer hata almadan yoluma devam ediyor olmam lazım. Buradaki check ve uncheck'ler bizim için sihirli keyword'lerdi. Şimdi artık burayla işimiz bitti. Şimdi bir sonraki magic'e geçiyorum. C# içerisindeki magic'e geçiyorum. Bir tane klasımız olsun. İsmine student diyelim. Bu student klasında iki tane de property'miz olsun. First name ve last name. Burada da var student diyelim. Eşittir new student. Bu klası oluşturalım. Bu klasın property'lerine student.firstname diyerek ulaşabiliyorum. Değil mi? Bunu yazdırabiliyorum. Yazdırayım. Herhangi bir problem yok. First name default'ta boş geldiği için bir şey olmadı tabii. Şurada set edebilirim. Şöyle denesem mesela ekrana Salih yazdıracak. Peki ben direkt student'ın kendisini toString ile çevirirsem veya buradaki writeLine metodunun içine aldığı şöyle property'lere bir bakalım. Boş en başta. Boolean alabiliyor, char alabiliyor, dizisini alabiliyor, buffer vesaire, decimal alabiliyor, double alabiliyor, integer, long, object, nullable object, float, string. String'i alıyor zaten direkt yazdırıyor. Bunu biliyoruz en çok kullandığımız bu. Formatla kullanabiliyoruz. Format vesaire. Integer'ın türleri, numeriklerin türleri. Object alıyor. Ben bunun içerisine object gönderdiğim zaman ne yapıyor peki? Şimdi çalıştırsam ben ekrana ne basacak? JSON'lu mu basacak? JSON'lu basmayacak aslında. İçerisine verdiğimiz objenin namespace'i nokta objenin ismi. Bakın string'e çeviriyor bunu çünkü. Yani ben bunun içerisine gönderdiğin zaman, ekrana bastırdığın zaman object tipini önce gidiyor bunun toString metodunu çağırıyor. İnanmıyorsak şurada bakalım. str diyelim mesela. Bunun toString metodunu çağırıyor ve bunu aslında yazıyor. Bakalım aynı sonucu alacak mıyız? Aynı sonucu alacağız. Peki ben burada custom bir şey görmek istiyorsam. Yani bu student ne zaman
string'e çevrilse, ben bunu içerisinde adını ve soyadını dönsem mesela nasıl olur? Bu toString metodu şöyle F12 ile içine gidersek, bakın sistem kütüphanesinin altındaki object modelinin bir metodu. Dolayısıyla object türünden türemiş her nesnenin toString metodu vardır. Klaslarımız da bizim object'ten türüyor. Dolayısıyla ben burada toString metodunu override edebilirim. Bakın. Şuradan da return olarak geriye mesela şöyle bir şey dönsem. First name boşluk. Last name. Bunlar null gelmesin diye de şuradan initialize edelim. Şöyle. Şimdi toString'e çevirince ekranda ne yazacak? Hatta direkt şunu şuraya verelim. Şunu da silelim. Bu sefer ekrana ne yazacak? Bakın Salih Cantekin yazdı. İsmi ve soy ismi birlikte yazdı. Yani klaslar içerisinde bunu toString metodunu override ederek gönderdiğimiz parametrenin tipini değiştirebiliriz. Bu sadece toString'e çevrilen metodlarda işimize yaramıyor. Şöyle de işimize yarıyor. Şimdi bu toString metodunu ben bir kapatayım. Bu yokmuş gibi davranalım. Debug edelim sonra bunu. F5'e bastım. Debug pointer geldi. Student objesi yaratıldı. Mouse'la üstüne geldim. Bakın burada aslında yine namespace.student yine klasın ismi yazıyor. Ben toString metodunu kullandığım zaman sizce buradaki de değişecek mi? Yani bu debug display'in olduğu, debug penceresinin olduğu yerdeki değeri de değişecek mi? Ona bakalım. Açalım tekrar. F5'e bastım. Student objem oluştu. Mouse'u üstüne getirdim. Bakın. Bu sefer burayı da değiştirmiş olduk. Burası da biraz daha anlamlı hale gelmiş oldu. ID'si falan filan varsa onları da bastırabilirsiniz. Class'ın içerisinde toString metodunu override ederek hem display'de hem de toString'e çevrilen yerlerde gösterirken ki formatını biz belirleyebiliyoruz. Debug penceresinden bahsettim az önce. Debug penceresinde de görünsün diye. Şimdi bu toString metodunu kapatalım. Ben debug penceresinde başka bir şey görünsün istersem, mouse üzerine getirdiğimde orada başka bir şey yazsın istersem, bir feature'ımız daha var. Bir magic feature'ımız daha var. Bu class'ın üstüne gelip debugger display isminde bir tane attribute var. Bunu sistem hemen ekleyelim yukarıya using bloğuna. Bu içerisine bir tane parametre alıyor. Aldığı parametre de string value. Burada içerisine okuyabilirsiniz. Şimdi burada bir tane değişken olacak. Public geriye string dönen bir değişken olacak. Debugger display metod diyelim mesela ismine. Bu bir şey dönecek geriye. Mesela class debugger display dönsün. Buradaki değişkenin değerini de buraya süslü parantez içerisinde vereceğim. Bakın toString metodu da kapalı. Ben normalde debug ederken mouse'u bunun üstüne getirdiğimde az önce namespace nokta metodun ismini, class'ın ismini görüyordum. Şimdi debugger display'i kullandığımız için benim debugger display içerisinden gelen değişkenimin değeri set ediliyor olacak. Mouse üstüne getirdim. Bakın class debugger display. Artık burada da bu şekilde görünüyor. Peki toString yazsak burada hangisi görünecek sizce? toString metodunu tekrar geri açsam ben. toString'i geri açtım. Hem toString'im hem debugger display'im var yani. Geldim buraya tekrar. F5'e bastım. Student objem oluştu. Mouse üstüne getirdim. Bakın debugger display metodumuz ezdi ve debugger penceresinde bu görünüyor. Ama bunu ekrana yazdırdığımızda toString metodunun içerisi çalışıyor. Dolayısıyla toString'i ve debugger'ı burada ayrı ayrı kullanabiliriz. Bu da yine feature'larımızdan, magic feature'larımızdan bir tanesi.
Şimdi başka bir örnek yapacağım. Bir tane listimiz olduğunu düşünün. Bu arada bu konuyu değiştirdim. Şimdi başka bir konuya geçiyorum. Bir tane listimiz olduğunu düşünün. Var numbers. Liste yarattım bir tane. Bu listenin içerisine create ederken şu satırın sonunda şöyle bir kullanımı var bildiğiniz gibi. 1 2 3 bu şekilde kullanabiliyorum. Ben bu sefer bu listeyi komple ekrana yazdırırsam şurada bir for içimiz olsun. Integer numbers şurada da number'ı ekrana yazdırsam. Ekrana 1, 2, 3 diye yazdıracak. Bu kullanımın adı Object Initializer. Objeyi initialize ederken, ilk defa oluştururken içerisine değer verebiliyoruz. Ben buradan numbers'ın içerisine gelip add metodunu çağırsam, buna 4 desem, bu sefer 4'ün de ekrana yazdırıldığını göreceğim. Yani aslında şuradaki initialize metodları yani initialize ederken gönderdiğim parametreler add metoduna gidiyor olmalı. Add metoduyla aynı işi yapıyor. Aslında buradaki kullanım olayı da bu. Object initializer'lar eğer objenizin bir add metodu var ise kullanılabilirler. Peki ben şimdi burada bir tane metodu class oluşturayım. Object initializer test method class. Bunun içerisine de bir tane void add metodu ekleyip integer bir değer alayım dışarıdan da number olsun. Burada hiçbir şey yapmayacağım burada. Yani sadece alıyorum. İstiyorsam şöyle ekrana bastırabilirim. Sonra gelip bu object class'ını burada oluşturayım. Şurada var class eşittir new object initializer. Bunu initialize ederken de burada bir değerini gönderelim. Hata verdi. Üstüne gelelim. Cannot initialize type. Bu tipi initialize edemiyoruz. Because it doesn't implement IEnumerable. IEnumerable klasını implemente etmediği için object initializer'ı kullanamazsın. Siliyorum şimdi şunu. Liste kullanabildiğime göre listin IEnumerable'dan türemiş olması lazım. F12 ile gidelim. Bakın IEnumerable'dan türemiş generik olarak. IEnumerable'dan da türemiş. Generik IEnumerable'dan da türemiş. Dolayısıyla bunun içindekini kullanabiliyorum. Peki ben kendi klasımda da kullanmak istesem ne yapacağım? Bunu gideceğim. IEnumerable'dan klasından türeteceğim. Bu klası, bu interface'i buraya eklediğim için bunu implemente etmem gerekecek. Buradan geriye bir tane işte şu an null dönüyorum tabii. Geriye null döndüğüm için ki artık şuna da ihtiyacım olmayacak. Şimdi bu IEnumerable'dan türemiş. Bakalım bu sefer ekleyebiliyor muyuz? Ekleyemiyoruz. Niye? Diyor ki yani bu tamam okey initialize ettin sen bu şeyde interface'ten ama içerisinde add metodu yok. Add metodum benim niye yok? Gidelim bakalım. IEnumerable'ın içerisine sadece get enumerator var. Add metoduna sahip olan şey aslında buradaki generic IEnumerable. Bunu generic yapmak için de class'a da generic yapacağım. Bunu ekliyorum using bloğuna. Bunu implement ettiğim zaman bir tane de get enumerable enumerator döndü. Şimdilik bunu da null döndüğümüzü düşünelim. Bu sefer burada kullanabilecek miyim? Kullanacağım. Sadece bunu tipini vermem lazım. Buna integer dedim. Bu class'ın içerisinde bunun da içerisinde pardon. Bunun şöyle içerisine gideceğim, bakacağım. Add metodu yok. IEnumerable'da da yok. IEnumerable'ın generiğinde de yok. IEnumerable'da da yok. O zaman ne yapacağım? Class'ın içerisine bir tane add metodu ekleyeceğim. Public geriye void döneceğim. Add metodunu ekledim. Tipi ne olacak peki? Bu da generic olacak. Generic olmak zorunda. Item
Yine bir şey yapmama gerek yok. Sadece burada kalıyor olması yeterli ki burada vermeme de gerek yok. T'yi zaten buradan biliyorum. Şimdi add metodu var burada. Gidiyorum program CS'ye. Bakın hiç hata yok. Hatta bunları kullanırken bu tür parantezlere de gerek yok. Direkt böyle de kullanabilirim. Dolayısıyla ben buradaki test class'ımın object initializer'ını da önce IEnumerable'dan alıp sonra içerisine add metodunu ekleyerek initialize edebilmiş oldum. Siz de kendi metotlarınızda kullanmak istiyor iseniz burada IEnumerable'dan kullanıp burada da yine geriye bunu dönüp ya da direkt burada mesela list tipini kullanıp bunları direkt pas geçip yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bakın yine hata yok. Object initializer'ları bu şekilde kullanabiliyoruz. Şunu temizleyelim. Hazır object initializer'ı konuşmuşken yine başka bir konuya atlayalım ama bu class üstünden örnek gösterelim. Bu initialize işlemi dictionary'lerde de var. Mesela bir tane dictionary oluşturayım. String key'imiz olsun, string value'muz olsun. Burada da bu dictionary'nin add metoduna bakalım. İki tane parametre alıyor benden. Bu sefer ben burada iki parametre kullanabilirim değer verirken. Şöyle. Şunu bir uçuralım. Burası key, burası value şeklinde. Aynı zamanda dictionary'nin veya bir listin, bu klasımız listten türemişti. Mesela C köşeli parantez açıp buraya sıfır desem. Bunu da bir değişkene atasam hata vermeyecek. Niye? Bu list klasımızın içerisinde bakalım bulabilecek miyiz? Şurada bir indeksi var. Bu da index initializer'ı. Bu şekilde tanımlanmış. Bakın hiç bilmiyorum bu şekilde bir tanım görmüş müydünüz daha önce? Köşeli parantez içerisinde integer index numarasını aldığı bir indexer'ı var. Indexer. Bu taraftaki adı indexer. Az önce yanlış söyledim. Pardon. Dictionary içinde dictionary köşeli parantez açtım. Bunun indexer'ının tipi de buradaki key oluyor aslında. Burada da bu şekilde tanımlama yapabiliyorum. Bunun da indexer'ı bu. Ben kendi klasıma şuradaki klasıma indexer eklemek istesem. Şunları silelim şimdi. Indexer eklemek istesem ne yapmam lazım? Aynı şekilde tanımlama yapacağım aslında. Public. Bu indexer'dan geriye ne dönsün? Mesela integer dönsün. Indexer'ı this diye tanımladım. Köşeli parantez içerisinde dışarıdan alacağım parametre. Hatta ben burası da string olsun mesela. Hatta burası integer olsun. Index diyelim ismine. Geriye döneceğimiz değer de string olsun mesela. Get. Mesela sadece Salih dönüyorum. Hiç fark etmez. Bu içeride bir tane listeniz olabilir. Listenin x'inci item'ını gönderebilirsiniz. İçeride iki boyutlu bir dizi oluşturup o diziyi kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu Object Initializer klasını kullandığım yerde artık jenerik değil. Var. Val. C. Artık bu şekilde kullanabilirim. Köşeli parantez içerisinde sıfır gönderdim. Integer bir değer gönderdim. Ve buradaki değeri almış oldu. Mesela şöyle cevap olarak şöyle bir şey dönsün. Şurada da indeksi dönsün mesela. Şöyle olsun hatta. Şimdi bu vali ekrana yazdırırsam. Bakın sıfırıncı indeksi çağırdığım için Salih. Yani bu şu an orada bir karşılığı yok. Sadece değer göndermiş olmak için gönderiyoruz. Ama bu şekilde kullanabilirsiniz. Siz de içeride mesela burada gizli bir tane private tanımladığınız bir dictionary'iniz olabilir. O dictionary'nin x'inci elemanını getir falan gibi bir şeyler yapabilirsiniz. Klasınızın içerisine indexer eklemek istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Birden fazla da tanımlayabilirsiniz. Parametreleri farklı olduğu sürece. Burada bir tane işte key'i, string value'su alabilir mesela. Buradan key kullansın. Buradan da value kullansın. Pardon. Şu value. Buradan da value kullansın diyebiliriz.
Bunu da bu sefer kullanırken bir tane değil. Şöyle köşeli parantez açtım. Neydi tipimiz? Integer ve string. İşte 98 ve Salih keyword indexerini çağırıyorum. Bunu ekrana yazdıralım. 98 Salih şeklinde geldi. Birden fazla da tanımlayabiliriz ki list klasının integer list klasının da indexeri var. Buna sadece numara verebiliyoruz ve bu indexinci elemanına gitmiş oluyor. Dictionary'de key veriyor iken. Indexer'ı bu şekilde yaratıp kullanabiliyoruz. Bahsetmek istediğim son magic keyword'ümüzü de şöyle hemen şurada göstereyim. Public bir tane class'ımız var. Public de olmasına gerek yok. Bir tane class'ımız var. Base class ismi. Public yapalım. Alışkanlık. Base class'ım var. Bir tane daha metod, işte bir class daha tanımlıyorum burada. Derived class diyeceğim ve bu base class'tan türeteceğim. Şimdi bu base class'tan türettim. Burada da derived class'ım var. Ben şimdi bu ikisinden de şu derived class'tan mesela var d eşittir new derived class ve base class'tan da bir tane oluşturayım. Var b eşittir new derived ve base class olarak tanımladım. Bu base class'ı burada kullanabiliyorum. Bunu da gidip başka bir yere kullanabilirim. Hiç fark etmez. Ben öyle bir şey olsun istiyorum ki birisi bu base class'ı create edemesin. Burada ulaşamasın bu class'a create ederek. O zaman buradaki keyword'ümüz abstract. Ben bu class'ı abstract yaptığım an bu class sadece başka class'lara implement edilebilsin diye yaratılıyor. Ve bu şekilde kullanılıyor. Bakın burada zaten hemen hata almaya başladık. Abstract class'tan yeni bir instance oluşturamazsın. Çok güzel. Derived class'tan da public class birisi de geldi. Derived 2 class dedi. O da geldi benim class'ımı implement etti. Ben öyle bir şey olsun istiyorum ki bu class'ta başka class'lara implement edilemesin. O zaman ne yapacağım? O zaman da kullanacağımız başka bir keyword var. Duymuş muydunuz bilmiyorum. Sealed. Böyle olursa da kimse bu class'tan yeni bir class türetemez. Bunu kendi class'ına implemente edemez. Bu iki keyword'ü bu şekilde kullanabiliriz. Bu iki keyword'ü kullanmışken burada başka bir şey daha göstereceğim. Bu base class'ın içerisinde bir tane metodumuz olsun. Public virtual get string döneceğiz geriye. Get first name ya da get name. Geriye de base class name olsun. Bunu virtual olarak tanımladığım için bu class'ı kullanan implement kendisine implement etmiş bu class'ı kullanan class'ın içerisinde bunu override edebilirim demek. Eğer abstract yapsaydım burada diğerine veremeyecektim bunun ve burada mutlaka bu metodu override etmek zorunda kalacaktım. Böyle. Değil, pardon. Şöyle. Bu böyle kullanılabilecekti ve burada da override yazacaktı. Bu şekilde kullanabilirdim. Return'de de bir şey döneceksin geriye diyor. Ama bu class'ı virtual olarak tanımladım. Virtual olarak tanımladığım için burada override etmek zorunda değilim ama override edebilirim. Şimdi bu şekilde bu derive class'ın d.getName metodunu çalıştırdığımda, ekrana yazdığımda şöyle .net run değer bakın base class'tan geldi. Base class getName. Bunu override etsem burada override get niye tanımıyorsun? Override get name. Bu da derived class get name desin mesela.
Şimdi bu sefer çalıştırınca hangisi gelecek? Override ettiğim için getName gelecek, değil mi? Öbürünü ezdim çünkü. Base klasının içerisindekini ezdim. Override ettim. Artık bu kullanılsın dedim. Bakın burada da yeni class'tan geldi. Peki ben override etmesem bunu. Yani hem benim kendi class'ım içinde hem de base class'ım içerisinde aynı metod olsa ne olur? Bir kere her şeyden önce bir tane uyarı alırım. Ama bunu ekrana yazdırsam ne olur? Önce bir tane uyarı fırlatır. Warning var burada der. Sonra da benim class'ım içerisindeki metodu getirdi bakın. Derived class getName burası çalıştı. Yani aslında override etmiş olmamla aynı şey oldu. Aynı metot ismi hem orada hem orada var. Ama ben override etmek istemiyorum. Ama çağırdığımda da buradaki kullanılsın istiyorum derseniz ve bu warning'den de kurtulmak istiyorsanız warning'in içerisinde anahtar kelimemiz var zaten. Otherwise add the new keyword. Ben buraya new ismindeki keyword'ü ekler isem şöyle tekrar çalıştıralım. Hem uyarıdan kurtulmuş olurum hem de yine derived class'ımın içerisindeki override etmişçesine bu metodu kullanır. Buradan cevabı alabilirim. Bu videoda bazı keywordlerden ve gizli kalmış bazı feature'lardan bahsettim. ToString'den, Debugger Display'den, buradaki index'ten, buradaki IEnumerable'dan türemiş class'lardaki Object Initializer'lardan, add metodları için Object Initializer'lardan bahsettim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Hakkında video çekmem istediğiniz konular hakkında yorumunuz, geri dönüşünüz, tavsiyeniz olursa videonun yorumlar kısmında mutlaka belirtin onu. Elimden geldiğince onları cevaplamaya ve ilgi alanlarınıza göre videolar çekmeye devam edeceğim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, abone olduktan sonra da zil işaretine basmayı unutmayın ki bir sonraki video yüklediğimde mutlaka haberiniz olsun. Bu videodan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.